Ya Kobani protestoları meselesi iktidarın siyasal olarak kullandığı bir mesele. Ya açıkçası IŞİD düşmedi, IŞİD düştüğü için ve Kobani halkı başardığı için bir intikam davasına dönüşmüş durumda. IŞİD'lere destek veren, o dönem bütün dünya kamuoyu tarafından bilinen gerçekler arşivlerde yakın tarihte duruyor. Aslında bir anlamda IŞİD adına bir vekalet de alınmış ve yürütülüyor. O dönem Halkların Demokratik Partisi de tabii ki Kobani halkının yanında durdu ve IŞİD'e karşı, IŞİD çetesine ve barbarlığına karşı halkın haklarını savunan ve bu çatışmaların bitmesi, IŞİD'in oradan çekilmesi yönünden bir tutum aldı. Hatırlanacağı üzere uluslararası koalisyon güçleri vardı o dönem. Hepsi Kobani halkının yanında yer alıyordu ve davaya gelecek olursak, çok uzun bir hikaye orası, 2014'te olan bir olay, protestolar ve protestolarda yaşamını yitirenlerin çoğuna yakını, yani bilerek rakam vermiyorum, birkaç kişi hariç HDP'li ve HDP'lileri öldürenler de paramiliter güçler, onların sokağa saldığı insanlar. Kolluk gücü de dahil buna. Ve mesela 6 Ekim'de bir ölüm olayı yaşanmadı. Fakat Kobani düştü düşecek dedikten sonra halk üzerinde ciddi bir tahrik yaşandı aynı zamanda. Protestolar artış gösterdi ve ilk ölüm Hakan Buksur, Muşvarto'da öldürüldü. Ondan sonra bu olaylar genişledi. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, HDP'nin bu ölümlerle, yaralamalarla, çatışmalarla hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğidir. HDP neden yargılanıyor şu anda? Sadece bir tweet soruluyor aslında. Tweet'te de bir dayanışma çağrısı var. Kobani halkının yanında durulması ve protesto edilmesi çağrısı var. Aradan 6 yıl geçtikten sonra o soruşturma dosyası kapalı. Kimsenin ifadesi alınmıyor. Alınanlar, gidenler bile geri gönderiliyor. Orası da çok uzun bir liste. Orayı da atlıyorum. İktidar bunu sonrasında kendisine bir propaganda aracı olarak kullandı. İşte Kobani protestolarında ölen ve bir isim üzerinden yaptı bunu. Yasin Börü üzerinden diye ölenlerin adı bile geçmiyor. Hani 46 isim öldürüldü orada. Hukukta mükerrer yargılama imkansızdır. Bir suçtan bir kişi bir kere yargılanır. Şimdi bir iddia vardı, tahrikten dava açılmıştı. Yani siz o tweetle halkı tahrik ettiniz. İkinci davayı ağırlaştırılmış müebbetten açtılar. Ve bu davada geldiğimiz aşamada bütün delilleri ellerinde patladı. Boş çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni uygulamayız. Biz de karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz dedi. Karşı hamlenin adı da yeni bir dava, sahtecilik üzerine. Sahtecilik dememin sebebi bu. Deliller sahte, iddialar temelsiz ve asıl mesele de Türk ceza hukukuna göre bu davayı açamaz, açtıramaz. Özel bir savcı görevlendirilmiş Ahmet Altun isminde. Onu da yürüten, bugün bu ikinci operasyonu da yürüten savcı aynı isim. Özel yetkili, yani bu davaya özgü bir savcı. Orada çok güvendikleri tanıklar vardı. Sami Baran gibi, işte başkaları, isimlerini çok anmak istemiyorum. Bunların hepsi boş çıktı. Yani HDP'lilerin bu olaylardan sorumlu olduğuna dair ellerinde hiçbir veri yok aslında. Olamaz da. Çünkü gerçekte yok. Müdahiller geliyor, müştekiler. Kendileri oturmuşlar, yazmışlar. Binlerce müşteki. Hepsi gelip ben şikayetçi değilim, tanımıyorum. Beni niye çağırdınız, beni niye getirdiniz gibi çok binlerce sayfa birikti külliyat. Şimdi bu ellerinde boşa çıkınca bu dava, bu sefer ikinci operasyonu yaptılar. Çünkü seçimlerde HDP anahtar rolde. Çünkü HDP'nin destekleyeceği aday, tutum alacağı her neyse tutumu Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Ve burada HDP'yi devre dışı bırakmak istiyorlar, tasfiye etmek istiyorlar. Aslında 2014 Kasım, yani 2015'ten bu yana, 7 Haziran'dan bu yana yürürlükte olan çökertme planının uzatmalarını izliyoruz. Şu anda yaşıyoruz biz. Başkaları izliyor ama biz yaşıyoruz. Bu çökertme planında işte HDP'nin siyaset yapamaması, temsil hakkını yitirmesi, kayınlar atandı, işte yöneticilerimiz tutuklandı, vekillerimiz tutuklandı, yeni vekilliklerimiz düşürüldü. Daha geçenlerde Semra Güzel'in işte dokunulmazlığı kaldırıldı. Amaç siyasi, dava siyasi ve bu son operasyonda ellerindeki deliller boşa çıkınca, patlayınca
yeni bir şey bulmaya çalışıyorlar. Bu da boş ya. Bir devlet düşünün, elinde deliller varsa 10 yıl bekler mi? 2014, evet orada pardon 6 yıl var. 2022'deyiz, 8 yıl sonra 2014'teki soruşturmayı yürütüyor. Bir kere bu bile başlı başına bunun temelsiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu kadar ciddi bir suç varsa, hele hele ilk dava için, bu ikincisi için de geçerli. Savcılık suçu öğrenir öğrenmez, yani ceza muhakemeleri usulü kanunu maddesidir bu. Suçu öğrendiği zaman derhal soruşturma yapar, gerekli işlemleri yürütür. Gerek duyarsa dava açar, yoksa takipsizlik verir. Bunu yürüten savcıların hepsi suç mu işledi? Yargı niye sustu? Madem ki ellerinde deliller vardı. Bu kadar yıldır yeni bir şey elde etmeleri mümkün değil. Gizli tanıkları, kendi sahte gizli tanıkları buluyorlar ki bence tanık da yok. Operasyonun bilgisi önce kendi medyalarına veriliyor. Yandaş medyalarına. Bu artık bir gelenek haline getirdiler. İlkesizlik ve hukuksuzluğun zaten olmadığını gayet iyi biliyoruz. Hatırlarsanız 2009 Keceki operasyonlarında da yapmışlardı. Daha gözaltına alınanlar emniyete gitmeden televizyonlarda görüntüleri izledik ve niye gözaltına alındıklarını izledik. Dünkü operasyonda onlardan bir tanesi. Çünkü bunlar kumpas hepsi. Yani ilk davada Kobani, kumpas davası diyoruz. Bu operasyonda kumpasın devamı. Yani ellerinde tükendikçe kendilerine yeni davalar üretiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Hukuk devleti değil burası. Kobani davası çöktü. Yani o kumpas davası dediğimiz dava zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla derhal beraat kararı verilmesi gerekiyordu. Orada yapmadılar. Şimdi kendi oluşturdukları deliller kendilerine karşı döndü. Yani o delilleri de kullanamıyorlar. Şikayet eden yok. Ellerinde veri yok. Teşhis edebilen yok. Bu suçları yükleyebilecek tanıkları yok. Ne oldu? O da bitti. Yani aslında. Şimdi bu sefer yeni bir mali şeye döndüler. Mali boyutta da şunu söylemek isterim. Yani insani yardım temelinde o zaman Türkiye'nin her yerinden Kobani halkına yardım gitti. Yani toplandı, işte toplamaya, yardım toplama kanununa göre hakkı olanlar topladı. Hatta çok iyi hatırlıyorum, SDP olarak yardım koridorunun, insani koridorun açılması için en üst düzeyde açıklamalarda bulunduk. Bu görüşmeleri yaptık. O zaman çözüm süreci devam ediyordu. Ve çözüm süreci devam ettiği için heyetimizle, partimizle iktidar arasında doğrudan bir temas vardı. Yani mali dedikleri mesele aslında işte ekmek, un, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarının karşılanmasıysa bu zaten suç olamaz. Yani suç değildir. HDP mücadeleye devam edecek ve kaybetmeyecek. Ya biz kaybetmeyeceğiz. Onlar çoktan kaybetti. Buna inanarak söylüyorum, içtenlikle söylüyorum. Son dönemde artık hani ne derler, niyatları doldu aslında. Uzatmaları oynuyorlar. Yani nasıl uzatmaları? Valla bir Kobani açtık olmadı, ikincisini açtılar. Şimdi üçüncüsünü mali diyorlar. Kapatma davasına da dayanak yapmışlar. Ama kendi atadıkları hakimlerin bile inanamayacağı kadar absürt bir tabloyla karşı karşıyayız. Onlar kaybettiklerini bildikleri için daha çok saldırganlaşıyorlar. Yani aslında öfkeleri buna. Çünkü bizim rolümüzü biliyorlar. Yani biz bu ülkede hakikaten demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Herkesin eşit ve özgür birlikteliğini ve yurttaşlığını savunuyoruz. Kadınları savunuyoruz, Kürtleri savunuyoruz ve bundan vazgeçmedik. Yani bizim yerimizde hep söylediğimiz bir cümle var. AKP'den bu kadar gözaltı olsun, bu kadar değil, onda biri, yüzde biri olsun, şu anda AKP diye bir parti olmazdı, yerinde yeller eserdi. Ama bizde halk bu partinin sahibidir ve HDP ayakta kalmaya devam edecek. Bu konuda çok kararlıyız.